Zor bir deplasmanda 3 puan için geldik. Bunu klasik söylemiyorum. Stratejik olarak çok iyi hazırlandık. Özellikle Sakaryaspor'un blok içi ve blok arasındaki pas bağlantılarını kapatarak hızlı hücumları çalıştık. Bu da bizim oyunun başında hakim gelmemizi, 2 gol atmamızı sağladı. Bazı ufak nüanslarda da kaptırdığımız toplarla özellikle atak yedik. Ama yine de maçı 3 puanla bitirmesini bildik. İyi bir mücadele vardı. Son 8 haftada bir kez yenildik. Galip gelmek için geldiğimiz bir karşılaşmada galip geldik. Oyuncularımı tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum onları da. Bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Zorlu bir deplasmanda ve bizi yalnız bırakmadılar. Biz onlarla güçlüyüz. Bu 3 puan da onlara armağan olsun. İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Yani şey anlamında üzücü. Kendi sahamızdan kastım yok yani. O futbol olarak yani maç olarak üzücü. Yoksa içeride dışarıda evet taraftarın önünde oynuyorsun. Kendi sahanda herkes kazanmak ister. Ama futbol adına ben çok üzüldüm. Bu maça çok üzüldüm. Çünkü dediğim gibi makasın açılmasını istemiyoruz. Tamam ligin çok başındayız. Daha 3'te 1'i geçmedi bile. Ama yukarıdaki gruptan kopmak istemiyorduk. İnşallah çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu takım gerçekten çok çalışmalı. Biraz daha fazla çalışıp bazı eksiklerimizi düzeltmek zorundayız. Az hata yapanların kazandığı bir oyun. Biz Adana maçında yaptığımız hataları çevirebildik. Ama bu hafta işte yaptığımız hataları çevirme fırsatlarımız olmasına rağmen kısmetimiz yanımızda değildi ki bugün çeviremedik. O yüzden bu oyunu minimum hatayla oynamanız gerekiyor her bölgesiyle. Biz bu anlamda yaptığımız 2 tane golde biraz büyük hata yaptık. Bence 2 tane büyük hata vardı. Biz küçük hatalar yapmalıyız ki ligin genelinde işi kotarabilelim. Takımı istediğimiz noktaya getirebilelim.